Biz tabii tasarruf tedbiri diyoruz, servet transferi diyoruz. İşte Murat Hoca da biraz sonra anlatacak. Şimşek programı diyoruz ama bu iktidarın hiç aksatmadan istikrarlı yaptığı bir şey var. Arazi satışı. Ben aslında mafyadan da, kara paradan da, her şeyden daha tehlikeli buluyorum bunu. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Bakın, yani toprağın satışının geri dönüşü yok. Hem tahrip oluyor. Zaten arazileri satışmazsanız inşaat ekonomisini kuramıyorsunuz, ihale ekonomisini kuramıyorsunuz. Bunları kuramadığınız zaman kara para da gelmez. Çeteler, mafyalaşmada bu düzeyde olmaz aslında. O yüzden ben Türkiye'de çok temel bir sorun olarak görüyorum. Yani AKP döneminin en büyük sorunu olarak ben arazi satışını görüyorum. Bunun çok farklı veçeleri de var. İşte Körfez sermayesine satma var, Kanal İstanbul var. Ama bugün bir örneği anlatacağım ben. Kıyıları aslında herkesin çok mağdur olduğu bir şey. Bugün İstanbul'a çıksanız Beşiktaş'tan Karaköy'e yürüyemiyorsunuz. Yani çok yakın bir zamanda 20 yıl önce deselerdi Karaköy'e giremeyeceksiniz. Evet, kim inanırdı? Gülerdi insan, kimse inanmazdı. Yani hani kıyıdan yürüyemeyeceksin deseler, bu başımıza geldi. Dolayısıyla hani burada birkaç örnek anlatacağım. Gözden kaçan bir şey. Bu dönem ne olduğuna dair. Önce bir Simpaş. Bu hafta çok gündem oldu biliyorsunuz. Bir oynatır mısın duvarda? Marmaris'te yapılan bu artık hani bu hafta çok gündem olduğu için uzun uzun anlatmayacağım ama şimdi ben buraya gittim, gördüm de geçen yıl. Yapılırken birkaç defa daha gittim. Çok acayip bir yapı. Şimdi bunu yapmak için, çok açık söyleyeyim, bunu yapmak için yasaların çiğnemeniz lazım. Anayasayı çiğnemeniz lazım. Çünkü burada olan her şey anayasaya, yasalara aykırı. Sadece bir koyu kapatmadı. Bakın, bu bir başka koyu daha kapattı ve burası Milli Park. Milli Park'a giremiyorsunuz. Çünkü oraya kulübe koymuşlar. Yani devletin dünyada 20 koruma alanı içinde bulunan bir Milli Park'tır Marmaris Milli Park'ı. En iyi, en çok korunması gereken 20, ilk 20 alanın listesinde, ilk sıralarda. O parka giremiyorsunuz Simpaş yüzünden. Bunu şundan gösterdim. Neresi burası? Burası Marmaris Kızılbük Koyu. 40 yıldır devam eden bir proje ama o proje bu proje değildi. Hep yanıltıyorlar. Bu proje büyüdü, büyüdü, büyüdü. 13 bloğa, villalara dönüştü, koyları kapatmaya dönüştü ve çirkinliğini, yani Marmaris gibi bir yerde yapılmaması gerektiğini zaten bu manzara anlatıyor. Bunun suçunda bakın iktidar var, bakanlıklar var, geçmiş belediye yönetimi var. Ben bunun ruhsatlarını da haber de yaptım, davasını da izledim. Ruhsatlarda sıkıntılar var, sorunlar var, sahte ruhsatlar var, iptal edilmesi gerekir derken buraya geldik. Zabıta niye gitmiş Bahadır? Zabıta inşaat yasağı başlıyor. Aslında yıllardır var bu yasak ama her yaz inşaat yasağı umursamadan diktiler bunu. Yani turizm sezonu başladığı zaman bölgelerde inşaat yapamıyorsunuz. Ben tam geçen yıl inşaat yasağı başladığı zaman gittim. İçeri bile almadılar. Devam ediyordu. Bu yıl yeni seçilen belediye başkanı inşaat yasağı başladı. Oradaki Marmarisliler de zaten bu projeye karşı yıllardır direniyorlar. Davalık oldular, tazminata mahkum oldular, yılmadılar. Şikayeti üzerine belediye başkanı zabıtaları alıyor, inşaatı durduruyor. İnşaat iptal edilmedi ama yasağa uymadığı için ceza yedi, durduruldu. Bu görüntü. Umarım hani bunun üzerine giderse eğer, bakın toplumda, halkta giderse en azından bu bir proje üzerinde, aslında bunun gibi yüzlerce var ama durdurabiliriz aslında. Çünkü bu yasa dışı bu proje. Bunu şundan gösterdim. Şimdi bu oluyor. Bu olurken başka neler oluyor? Şimdi bir kıyı sorunumuz var. Bunu geçelim. Bir sonraki vol arkadaşlar. Şimdi kıyılarla ilgili bir örnek vermem nedenini anlatacağım. Bu değil. Bizim yasalar. Yasalar bölümü. İlk. Öbür blok. Şimdi bizim anayasamızda çok açık. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Orada yani çivi bile çakamazsınız. Uzak uzak bir ülkeden bahsediyorsun bu bizim, herhalde. Bu bizim temel kanunumuz. Burası. Evet, uzak. Bu bizim temel kanunumuz. Bu İstanbul'da da geçerli, Marmaris'te de geçerli, Datça'da da geçerli. Bir gölün veya ırmağın kıyısı için de geçerli. Çünkü oralar da kıyıya girer. Yani Van Gölü'nün yanına siz saray yapamazsınız. Siz okla saray da yapamazsınız. Bu kanuna göre. Yani çiğnemiş ama yapıyoruz. Şimdi AKP'yi hep anlatıyoruz ya, sistem işlemiyor, çürüdü, kurumlar işlemiyor diye. Ben bir onun nasıl işlediğinin başka bir yüzünü anlatacağım. Yani dedim ya, bir önceki saatte söylemiştim. Benzetme abartı sayılmaz ama şeytanın aklına gelmeyen yöntemlerle servet
transferi yapılıyor bu ülkede. Bu konuda çok ustalar, ustalaşmışlar. Şimdi kıyı, bir geçelim bir sonrakine. Şimdi kıyı kanunu bu. Şimdi kıyı kanunun iki tane, bir tane özelliği var. Kıyı çizgisi ve kıyı kenar çizgisi diye. Bunlar çok bilimsel kavramlar. Uzun uzun anlatmayacağım. Kıyı çizgisi denizle toprağın birleştiği yer. Biliyoruz işte kıyı diyoruz. Kıyı çizgisi ise ondan sonraki jeolojik özelliklerine bakılır. Bakın ilgili bilim dalları inceler. Şuradan şuraya da kıyı kenar çizgisi der. Bir çizgi çeker ve aradaki boşluk sahil dediğimiz yerdir aslında. Kumluk, çakıllık olabilir ama bunun bir bilimsel temeli vardır. Siz buraya müdahale ederseniz geri dönüşsüz bir zarar oluşur diye. Bu tamamen bilimsel bir şey. AKP geçen yıl 16 Nisan 2022'de, bakın hiç dedim ya aklına gelmez insanların, kıyı kanununda bir değişiklik yapıyor. Kıyı kanunu yönetmeliğinde. Kıyı kanunu yönetmeliğinde yaptığı değişikliğin konusu kıyı kenar çizgisini değiştirmek. Yani olabilecek bir şey değil. Yani bilimin belirlediği çizgiyi kanunla değiştiriyorsunuz. Ne işine yarıyor bu değişiklik? Neyi değiştiriyor? Diyor ki kıyı kenar çizgisi alanının uzmanlar tarafından belirlenir ama bunun bir istisnası vardır diyor. Bu istisna nedir? Turizm Bakanlığı tarafından buralar turizme tahsis edilmişse, edilecekse, üzerinde herhangi bir yapı yoksa ve devlet mülkiyetindeyse buralar yeniden buradaki kıyı kenar çizgisi değiştirilebilir diyor. Bir istisna koymuş. Bundan bir ay sonra, geçen yıl, bunlar gözden çok kaçtığı için aldım. 14 Mayıs 2022'de yani tam bir ay sonra bunda bir yönetmelikte daha değişiklik yapılıyor. Bu yönetmelik de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kamu taşınmazlarının turizm yatırımları için tahsis edilmesine ilişkin bir yönetmelik. Yani iki yönetmeliği bir ay arayla değiştiriyorlar. İkisi de birbiriyle bağlantılı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu yönetmelikler çıktıktan, değiştirildikten sonra bugüne geldik. Bir yıl sonra Nisan ayına. Geçelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı onlarca yeri Antalya, Muğla, burada Trabzon'da var. Türkiye'de bir ayda 32 tane bölgeyi Seferihisar, Selçuk, yeni Bodrum turizm yatırımları için tahsis etti. Yani kamu arazilerini tahsis etti. Bunların hepsi denizin kıyısında bulunan halka açık kıyılar. Kamuya ait yerler. Bunları tahsis etmeye başladı bu ikisi yönetmeliği değiştikten sonra. Şimdi ben buradan birkaçını örnek inceleyeceğim. Hepsine burada çok zor olur. Ama çok çarpıcı olanlar nereleri satıyorlar? Şimdi biz böyle kağıt üzerinde baktığımız zaman çok anlayamıyor. Simpaş da böyle oldu. O zaman da insanlar karşı çıktı yapmayın diye. Dikilene kadar insanlar ne olduğunu anlamıyor. Dolayısıyla satılan yerleri göstereceğim. Geçelim. Bir sonraki. Birkaç tane örnek var. Bakın. Burası Selçuk. Küçücük bir yer aslında. Pamucak plajı zaten en meşhur yeri. Birçok yer zaten oteller dolmuş. Şu bölgeyi satıyorlar. Bakın burası aslında sit alanı. Sit alanın dibinde burada arkeolojik alan var. Onun dibinde. Çünkü buralara yollar yapacaksınız artık. Bir sürü altyapı yapacaksınız. Koca bir ki Selçuk'un en çok turist çekmesinin nedeni tarihi. Tarihidir. Doğası. Efes harabeleridir. Orada kütüphanedir mesela, eski antik kütüphanedir. Oralar çeker. Yani otel çekmez. Kaldı ki yani bu kadar otel yapıyorsunuz. Yani Ruanda ile anlaşma yapıyorsunuz. Yani düşün. Yani Ruandalı turist mi getireceksiniz bu kadar? Bu Selçuk'ta sattıkları yer bu bölge. Burası. Bu arada bunu kimin aldığında bir örnek olarak söyleyeyim. Kim aldı? Kim aldı? Paramount Otel tartışılırken Sedat Peker'in itirafları başladığı zaman hani Şaban Kayıkçı ismi çok geçmişti. Hı-hı. Paramount'un el değiştirip evet, ona geçti. O mu aldı? O aldı. Ona da işte burada 300 yataklı otel, villa kurma izni veriliyor. Burası Didim. Didim'de sattıkları yer. Zaten çok bir yer kalmadı. Yani her yere yat limanı yapıyorsunuz. Kentin, vatandaşın az çok girebileceği, kent merkezine girebileceği sahilin şu bölgeyi. Buralar çok büyük araziler. Pek çok parsele bölünmüşler. Ben toplu olarak gösterdim. Şurayı satıyorsunuz. Yani şehrin tek nefes alacağı. Bodrum'da hala satacak Bodrum, korkunç, yer var mıymış Bodrum, Bahadır ya? Korkunç zaten. Bodrum'da bu bölge tamamı, ki burada ormanlık alan vardır. Aslında bir kısmı yani yeşillik alan boş. Bu bölgenin tamamı açıldı ki artık zaten Bodrum'da yani cennet koyunu tartışıyoruz. Torba zaten gitmiş durumda. Buraya almadım ama ben şuradan başlayıp şu haritadaki bütün otellerin
nasıl el değiştirdiğini ortaya çıkartmıştım AKP zamanı. Hepsi böyle iktidara yakın isimler tek tek buralardaki bu otelleri. Duja Bodrum'un eski ismi Paramount. Yani orada otel kuracak. Yani şuradan başlayan bütün oteller hepsi iktidar zamanı zenginleşmiş. Hepsi iktidar zamanı turizmci olmuş. İnşaat ihaleleri almış. Sonra gidip otel kurmuşlar. Bodrum'daki bu. Bir sonrakine geçelim. Yani birkaç örnek olarak göstereyim. Burası Belek. Belek'te zaten o hala ormanlık bölge var ama onun dibindeki bütün boş olan Harizli'nin arazisini satıyorlar. Bu arada şuralar da satılacak. Bu sadece şu an pakete dahil olanlar. Böyle parça parça ve bunlar resmi gazete ilan edilmiyor. Ancak hani Turizm Bakanlığı'nın duyurularını takip edip bulabiliyorsunuz. Burası Seferihisar. Yani çok büyük bölge değil ama zaten pek bir yer kalmamış. Bir şu bölge var, bir bu bölge. O bölge de zaten hazine arazisi. Orası da satılacak. Örnekler bu kadar. Yani şunu söylemek için, göstermek için bunları getirdim. Bunlar son bir yılda bakın, satışa çıkanlar değil mi? Son bir ay. Bir yıla bakarsak Türkiye'de çok yer var. İstanbul'daki yerlerde var, Trabzon'da var, Antalya var, Mersin var, çok yer var. Ben sadece yeni, son bir ayda hani hepimizin tasarruf dediğimiz, normalleşme dediğimiz, bilmem ne dediğimiz tartışmanın yaşandığı zaman başka nerede ne oluyor? Biz neye ne satıyoruz? Şeyin örneğini göstermek için. Hı hı. Zaten Türkiye'de şöyle bir sorun var. AKP zamanı biz Murat Hoca da çok tartışmıştır bunları. Bu arada Yaşar Aydın'ı uğurladık. Murat Kubilay katıldı bize. Hoş geldiniz Murat Bey. Evet. Bakın, inşaat, maden, turizm bunların ham maddesi arazidir. Bunu doyuramazsınız. Yani siz bu sektörlere oturmuş bir kalkınma, bir ekonomik model uygularsanız bunların tek bir ham maddesi var. Sürekli arazi yaratmanız lazım. Sürekli arazi yaratmaya başladığınız zaman artık yeraltı suları da tahrip olur. Ormanlar tahrip olmaya başlar. Hani bunlar bir sanayi değildir tek başına. Dünyada da turizm arazileri genişleyen bir şey değildir bakın. Belli destinasyonlar ilan edilir. Yenileyecekseniz de yeni otel yapacaksanız yıkılıp yapılır. Örneğin hani çok uç bir örnektir Las Vegas. Belli periyotlarla yıkılır, yapılır. Yani yeni konseptleri işte daha paralı turist çekelim der. Mesela Körfez turizmini çekelim der. Ona uygun oteller yapar. Ama ya çölü bile, yani çöl olduğu halde bile sürekli genişletmiyorlar. Hem değeri düşüyor hem turizmin anlamı bu. Bizde ise turist sayısını her arttıracağımız dediğimiz zaman artsın, turizm geliri artsın dedikçe gidiyoruz bir tane el değmemiş bölgeyi otele açıyoruz. Hani mevcut altyapıyı, mevcut yatak kapasitesini değiştirelim, konsepti değiştirelim, dünyaya başka türlü açalım, yani reklamını başka türlü yapalım. Yok. Aynı sistem. Gidelim orayı da yiyelim, gidelim buraya da şey yapalım diye. O yüzden AKP öyle de yumuşasa, böyle de sertleşse değişmeyen şey bu. 20 yıldır Türkiye'nin arazileri satılıyor. Bu sadece bunun bir örneği. Küçük örneği. Şimdi size bırakacağım sözü ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ya bizi izleyenler, sözümüze azıcık kıymet verenler, gitmeyin bu mekanlara. Bu tesislere gitmeyin. Kimin olduğunu bilmediğiniz, çok özür dilerim, yeşile hançer gibi saplanmış bu garabetlere gitmeyin, tatil yapmayın. Ama işte bakın, nereye gideceğiz? Ben o Selçuk'un o Pamucak sahilinde bilen bilir. Ve boş bir yer var. Gidiyorsunuz, yapıyorsunuz. Size uygun orada bir pansiyon ya da çadır kurulan yerler vardır. Selçuk Belediye Başkanı da çok iyidir yıllardır. Çok özen gösterir Selçuk'un turizmine aslında. Ya buna ihtiyaç da duymaz otel yapmaya ama yeriniz kalmıyor. Kalmıyor. Sıradan insanların gidip tatil yapabileceği, makul bir fiyata kalabileceği yer bırakmıyorlar zaten. Sorun o. Bakın ben buraya almadım. Ya Datça'da kaç tane daha yat limanı yapacaksınız? Kaç tane daha zenginin yatını bağlayacak yeri yapabileceksiniz? Doymuş artık. Datça'ya yat limanı yapıyorsunuz. Bütün kıyıları yat limanları yapıyorsunuz. Şimdi yat limanı demek etrafındaki koyların ölmesi demek. Kirlenmesi demek. Dolayısıyla siz artık gittiğiniz zaman mesela Datça'ya o yat limanı yapılırsa ayrıca da ekonomi